Merhaba. Fiziksel şiddetin yanı sıra bazen ilişkilerimizde sözel ve duygusal taciz olarak şiddete maruz kalabiliriz. Fiziksel tacizden farklı olan duygusal ve sözel tacizin farkına varmak ya da kabullenmek o kadar kolay olmuyor ilişkilerimizde. Eğer yaşadığımız ilişkide bu türden bir tacize uğradığımızı hissediyorsak bunu durdurabilir miyiz? Eğer bir takım belirtiler var, eğer bazı şeylerle karşı karşıya kalıyorsak önce duygusal ya da sözel tacize uğruyor muyuz? Buna karar vermemiz gerekiyor. Birlikte olduğumuz kişinin varlığından rahatsızlık duyuyorsak ve bu rahatsızlığın tam olarak neden kaynaklandığından da emin olamıyorsak bir şeyler ters gidiyor demektir. Yine birlikte olduğumuz kişiyle ilgili olarak sık sık yanıldığımızı düşünüyor muyuz acaba? İlişkimize dair aklımız karışık mı? Birlikte olduğumuz kişinin bizi sevip sevmediğine dair bir süredir bir takım sorgulamalar içinde miyiz? Garip bir boşluk hissi mi yaşıyoruz ilişkimiz sırasında? Bu kişiyle aynı ortamda olmayı istemememize rağmen harekete geçebiliyor muyuz? Yoksa o ortamda kalmaya devam mı ediyoruz? Hislerimize dair kendimizden şüphe ediyor muyuz? Ya da dengesiz hissediyor muyuz? Bir kaybolmuşluk hissi yaşıyor muyuz acaba? Ee, yönümüzü karıştırıyor. Bazen e, bir çıkış yolu bulamıyor muyuz? Karışık duygular içerisinde miyiz? Ee, bütün bunları göz önüne almak lazım. İletişimimizde e, birlikte olduğumuz kişiden çelişkili mesajlar aldığımızı düşünüyorsak, bunu o kişiye sormaya ya da açıklığa kavuşturmaya korkuyorsak, bundan bahsetmekten çekiniyorsak. Ve demin söylediğim gibi bir şeylerin ters gittiğini hissediyorsak ama bunun adını net bir biçimde koyamıyorsak belki de bir duygusal ve sözel tacizin içinde yaşıyoruz. Buna maruz kaldığımızı belki o noktada düşünebiliriz. Çünkü biz eğer fiziksel taciz yoksa duygusal ve sözel tacizi çoğu zaman görmezden gelme eğiliminde oluyoruz. Peki bunu nasıl durdurmamız gerekiyor? Öncelikle bilmemiz gereken bir şey var. Fiziksel bir tehdit ihtimalinin ilişkimizde olup olmadığını belirlememiz gerek. Yani biz tacizi durdurmak için bir takım stratejiler izlediğimizde ilişkide olduğumuz kişinin kendisini daha güçsüz hissetmesine neden olacağımızdan bir fiziksel tacize uğrama riskimiz var mı? Bunu önceden düşünmek ve farklı yerlerden yardım isteyerek yol almak, ilerlemek çok daha doğru olacaktır bu noktada. Çünkü buna dair yapılan araştırmalar sözel ve duygusal tacizin fiziksel bir tehdide dönüşüp dönüşmeyeceğini en iyi ilişkinin içinde olan kişinin kendisinin belirleyebileceğini bize söylüyor. Bir uzmandan çok ilişkisi içinde tacizle karşı karşıya olan kişinin buna karar verebileceğini söylüyor yapılan çalışmalar. Bu sorunun en doğru cevabını bilecek olan da yine belirleyecek olan da sizsiniz. Bu konudaki duygularınızı gözden geçirmek en önemli adım birlikte olduğunuz kişiden değişimi talep etmeniz gerekiyor. İlişkinizdeki değişimi istemeniz gerekiyor. Öncelikle her duygusal ve sözel şiddete, tacize maruz kalan kişinin bu konuda güçlü olması gerekiyor ve partnerinin değişmesini beklemek kolay bir şey değil. Kişinin ilişkinin içinde değişip değişemeyeceğine dair bir takım girişimlerinizin olması lazım. Bunun için de sınırlar koymanız gerekiyor. İlişkide sınır koyabilmek sizin de kendi sınırlarınızı belirlemenizi gerektiren bir durum. Bunun için hem kendinize hem duygularınıza ne yaşadığınıza dair çok farkındalığınızın olması gerekiyor. İyi yorumlamanız lazım içinde olduğunuz durumu doğru yorumlamanız lazım. Sınır koyabilmek kişinin kendisine güvenmesini gerektiren bir eylem. Örneğin birlikte olduğunuz kişi, eşiniz size istemediğiniz bir şey söylediğinde ya da yaptığında, davrandığında size istemediğiniz şekilde kesinlikle uyardığınızda bunu size kötü hissettirmemek için kötü hissettirmek amacıyla yapmadığını söylese bile bundan hoşlanmadığınızı açık ve net bir biçimde belirtmelisiniz. Eğer bunu belirttiğinizde Size bir direnç gösteriliyorsa orada bir sorun var demektir. Şu davranışları kabul etmiyorum. Bana böyle davranmandan ya da benimle böyle konuşmandan hoşlanmıyorum ve buna izin vermiyorum dediğinizde olacakları gözlemlemeniz önemli. Tabii burada dirençle karşılaşma olasılığınız yüksek. Sonuç almak o kadar çabuk değil bir süreç bu. Ee, ne kadar başarılı olacağınız sınır koymakta, hem sizin tutarlılığınızla, hem de e, birlikte olduğunuz kişinin buna dair istekli olmasıyla da yakından ilişkili. Dediğim gibi duygusal ve sözel tacizi. Biz fark etsek de fiziksel bir tehdit yoksa ortamda bunu geçiştirmeyi ve kabullenmeyi tercih ediyoruz. Önemsemiyoruz ama en az fiziksel şiddet kadar, en az fiziksel taciz kadar bizi yaralayan ve e, olumsuz etkileyen duygu durumumuzu, ilişkimizi, ilişkimizdeki iletişimimizi bozan sonuçları olan bir eylem duygusal ve sözel taciz. Dolayısıyla burada ilişkimizi gözden geçirmekte böyle hissediyorsak bizim kendi sorumluluğumuz.